Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 25 Mart'ta Türkiye saatine göre sabah 10'da yılın ilk tutulmasını, Terazi burcundaki ay tutulmasını yaşayacağız. 5 derece Terazi burcundaki bu ay tutulması önümüzdeki 6 ay içinde oldukça önemli bir tutulma. Biliyorsunuz, tutulmalar gökyüzündeki en önemli astrolojik olaylardır. 1,5 yılda bir tutulma aksları değişir. Şu anda ay düğümleri Koç ve Terazi'de olduğu için Koç ve Terazi burcunda yaşıyoruz tutulmaları. Geçtiğimiz Nisan ayı ile beraber başladı bu aksdaki tutulmalar ve önümüzdeki Ekim ayına kadar da devam edecek. En son biliyorsunuz Terazi burcunda bir güneş tutulması yaşadık. 14 Ekim'de hatırlarsanız. Şimdi 25 Mart'ta 5 derece Terazi burcunda bu sefer ay tutulması yaşayacağız. Dolayısıyla Ekim ayında başlamış olan konu ve kavramlar bu ay tutulması döneminde görünebilir, daha fazla dikkat çekebilir ve tamamlanmalar, dönüşümler olabilir. Ay tutulmaları dolunaylarda olduğu için duygularımızı daha fazla etkiler. Bununla birlikte kendi içinde bir sonlanma, bir farkındalık, bir tamamlanma enerjisi vardır. Dolunaylardan farklı olarak enerjisi kat kat daha güçlüdür. Yalnızca bu ayla sınırlı değil, önümüzdeki birkaç ayı, hatta Eylül ayına kadar olan dönemleri de önemli ölçüde etkileyebilir. Evet, hava elementinin öncü bir burcudur Terazi. İlişkiler, işbirlikleri, ortaklıklar, özellikle sosyal konular, adalet, hak, hukuk gibi konu ve kavramlar, eşitlik, sosyal vicdan, siyaset, diplomasi, anlaşmalar, sözleşmeler gibi kavramlar. Bununla beraber tabii ki Terazi, Venüs tarafından yönetilen bir burç. Güzellik, estetik, sanat, moda, tasarım, bu konular, özellikle sanat ve sanatçılarla ilgili konularda biraz daha dikkat çekebilir Terazi tutulmasıyla beraber. Evet, an haritasına baktığımızda yükselende ikizler var. Bu hava elementinin enerjisini biraz daha yükseltiyor. O nedenle Terazi burcunun bulunduğu konular kadar kişisel doğum haritalarımızda ikizler burcunun bulunduğu ev alanlarına da bakmakta fayda var. Özellikle Türkiye'de yaşayanlar için ikizler burcu konuları da bu tutulmayla birlikte hareketlenecek. Öncelikle tabii ki öncü burçlarımız etki alıyor. Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarımız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz bu burçlardaysa ve özellikle 1 ile 10 derece arasında yerleşmişse, bununla birlikte kişisel doğum haritalarınızda öncü burçların 5 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa, tutulmadan 1. derecede etkiler alabilirsiniz. Ay tutulmaları duygularımızı etkileyen konular olduğu için, dolayısıyla ailevi konular, özellikle de ailevi ilişkiler, biraz daha kadın figürlerle ilgili konular, bu alanlarda dikkat çekici durumları tetikleyebilir. Kişisel olarak ve toplumsal alanlarda da özellikle bu konular öne çıkabilir. Ve gizli olan bir şeylerin ortaya çıkması, kararsız kaldığımız konuların netleşmesi ve hayatımızdan da artık çıkması gereken, bitmesi, tamamlanması gereken konuların tutulmanın enerjisiyle daha fazla tetiklenmesi de mümkün olabilir. Şimdi Terazi burcunu Venüs yönetir ve Venüs bu tutulma sırasında Balık burcunda ve oldukça da güçlü. Zaten tutulma sırasında en güçlü gezegen Venüs, ardından Jüpiter geliyor. Jüpiter Boğa burcunda. Venüs ve Jüpiter birbirlerinin burcunda yerleştiği için astrolojik olarak özel bir görünümdür bu. Kısmetli ve iyi bir görünümdür. Ve her ikisi de, Venüs ve Jüpiter, ikisi de benefik, iyicil gezegenler, şans gezegenleri. Dolayısıyla bu tutulma birçoklarımıza aslında çok bereketli de gelebilir. Çok şanslı, kısmetli etkiler de getirebilir. Özellikle beklentileriniz varsa, yani bunlar Ekim ayında başlamış konular olabilir, uğraştığınız işleriniz olabilir, çözüm bekleyen sorunlarınız olabilir. Bu tutulmanın hayatınıza önemli yardımlar getirmesi, çözümler getirmesi mümkün görünüyor. Özellikle maddi konularda Jüpiter Boğa, Venüs Balık çok destekleyici olabilir. Venüs'ün sembolize ettiği konularda değerlenmeler bekleyebiliriz. Jüpiter de Boğa'da zaten toprak, emlak gibi konuları burada işaret ediyor.
yeraltı kaynakları, toprak kaynakları, madenler, işte altın, gümüş ve benzeri gibi yatırımlar anlamında birçoklarımız için çok verimli olabilecek bir dönem. Doğru hareketlerin başarılı sonuçları gelebilir burada. Özellikle Venüs ve Jüpiter burada şanslı ve kısmetli bir döngüyü tetikliyor. İlişkilerle ilgili yine önemli çözümler bulabiliriz. Çünkü Venüs balıkta anlayış, sevgi, şefkat, merhamet, affetme gibi duyguları da öne çıkarıyor. Bununla birlikte bir bağışlanma konusu da öne çıkıyor. Yani bu ilişkilerde bir sorun varsa, bir çözüm varsa, birçok ilişkide aslında doğru çözümleri bulabilme, tıkanıklıkları ortadan kaldırma, dengeyi bulma konusunda çok güçlü destekler verebilir. Zaten Terazi burcu biliyorsunuz denge burcu. Denge, uyum burcu. Bununla birlikte adalet burcu. Hak arayışları, adalet arayışları çok öne çıkıyor son zamanlarda tutulmalar nedeniyle. İşte bu tutulmada hak, hukuk, adalet konularına yine çok vurgu yapabilir ve bu alanda faaliyet gösteren kişiler, işte avukatlar, savcılar, hakimler öne çıkabilir ve belki çok dikkat çekici bazı konular gündem oluşturabilir. Terazi burcu hak, hukuk, adalet olduğu kadar siyaset, diplomasi, uzlaşmayla da ilgili bir burçtur. Bu nedenle tabii ki siyasetin de çok gündemde olduğu bir dönemdeyiz. Diplomasi ve bu alandaki hareketlilik artacaktır. Ancak bu güney yönlü bir tutulma. Yani ay tutulması güney düğüm yönünde olduğu için biraz hani gölge yanları daha fazla ortaya çıkabilir. Ne olabilir? Terazinin gölge yanı, işte kararsızlıklar olabilir. Denge ve uyum arayışı ile birlikte dengesizlikler de ortaya çıkabilir, daha görünür hale gelebilir. Bununla birlikte sırf uzlaşma için, sırf kavga etmemek için, savaşmamak için aşırı uyum gösterme ihtiyacı, toleranslı olma, işte fedakarlıklarda bulunma gibi durumlar burada ortaya çıkabilir. Diplomaside bunlar zaten çok görülebilir. Dolayısıyla biraz hani özellikle belki gölge yanlarımızla yüzleşme toplumsal alanlarda ya da kişisel ilişkilerimizde, burada fedakarlıklarımızı ya da sırf hani barış ve ortamı sağlamak için, sırf kavga çıkmasın diye neleri tolere ediyoruz? Sırf ilişkiyi yürütmek için nasıl fedakarlıklar yapıyoruz? Ki Venüs balıkta, evet, fedakarlıklarımızı da burada vurguluyor. Ama Satürn de balıkta. Bir şekilde burada yüzleşmeler de var aslında. Yani bazı hatalarımız, eksiklerimizle karşılaşmalar, dolayısıyla bir şeylerin sonuçlarına katlanmak gibi durumlar da var. Eğer bir ilişkiyi sırf ilişki olsun diye yürütüyorsak, aslında bizim için doğru olmayan ve bize çok fazla taviz getiren, bizim için zarar olan bir ilişkiyse, belki onu bitirmek, geride bırakmak çok daha doğru olabilir. İşte bu tutulma etkisi ilişkilerimizle ilgili bu farkındalıkları da bize verebilir. Şimdi Türkiye'nin biliyorsunuz Terazi burcu Türkiye haritasının, horoskopunun dördüncü evi, ki burası daha çok ülkenin güvenliği, toprakları, halkın yaşam alanları, bunları gösteriyor. Aynı zamanda Mars'ımız 7 derece terazidir ve bu tutulma tam Türkiye'nin Mars'ının üzerinde. Yani Mars daha çok askerini, güvenlik güçlerini, polisini, ordusunu ve benzeri alanları sembolize ediyor. Tutulmayla birlikte aslında askeri anlamda önemli bir etkinin ortaya çıkması, yani Türkiye'nin ordu ve askeri olarak bir hareketliliğinin olması, askerlerin ne yazık ki, evet, bazı kayıplar oluyor son zamanlarda, bunları yaşıyoruz ama yine de dikkat çekici askeri anlamda gelişmeler olabilir. Bununla birlikte muhalefet partisidir dördüncü ev ve muhalefet partisinde olan bir ay tutulması özellikle bazı sonuçlar getirebilir burada. Bazı muhalefet partilerinin izlediği politikaların sonuçları, bunlar olumsuz da olabilir tabii ki. Kadın figürleri de işaret ettiği için, örneğin çok önemli bir kadın liderin, bir muhalefet liderinin belki artık liderliği bırakması, politik hayattan çekilmesi ve benzeri gibi dikkat çekici durumlarla karşılaşabiliriz. Özellikle muhalefet partileri ve liderleriyle ilgili konularda. Ve 31 Mart'ta Türkiye için yine önemli bir dönem, siyasi anlamda seçim dönemindeyiz. İşte bu tutulmanın aslında enerji, tutulma enerjilerinin seçim atmosferiyle birlikte hızlı gelişmelere gebe olduğunu da burada söyleyebiliriz. Birçok gezegen balık burcunda, Venüs, Satürn, Mars ve Neptün, ki bunlar ülke haritasının 10. evi. Evet, muhalefette, hükümet tarafında, yönetimde olan kişi ve liderlerde zorlanmalar var, sorumluluklar, mücadeleler var ama burada Venüs'ün ve Jüpiter'in olumlu destekleri
fırsatları ve şansları da getiriyor. En azından bazı sorunları çözmek, daha yapıcı adımlar atmak ve kendi başarıları için bazı önemli desteklerin gelebileceğini de burada işaret ediyor. Yine bu tutulmayla birlikte ülkede olup bitenler, özellikle siyasi alanda ve askeri alanda olup bitenler, tüm dünya kamuoyunda da biraz daha dikkat çekecek, daha fazla konuşulacak gibi de görünüyor. Evet, tabii terazi hava elementi bir burç ve hava elementindeki tutulmalar, hava durumlarında etkiler, Venüs'ün de balık burcunda olması, özellikle ilk dekanda olan bir tutulma, birçok gezegenin de balık burcunda olması ve süreç içerisinde baktığımızda Nisan ayında Venüs ile Neptün'ün de birleştiğini görüyoruz. Bu durumda biraz hava şartlarında yağışlar, yağışlı bir hava durumu ve bunun sonucunda oluşabilecek sıkıntılar, zorluklar getirebilir. Yani hava şartlarıyla ilgili konularda da yine burada ülke genelinde biraz dikkat çekici durumlar öne çıkıyor diyebilirim. Evet, tutulma Venüs tarafından yönetilen terazi burcunda olunca tabii ki güzellik, estetik, aşk, moda, tasarım, genel olarak biraz daha sanat, hani sanatçılar, bunların da mercek altında olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle güzellikle ilgili konular. Zaten geçtiğimiz Ekim ayında biliyorsunuz terazi burcunda tutulma olunca tüm bu güzellik sektörü daha fazla dikkat çekti. Ve tabii ki ardından işte davalar, mahkemeler, yargı süreci de gündemde oldu ki bu da terazi konusu. Bu tutulma aksıyla beraber aslında Mart ve önümüzdeki Nisan'da da biraz daha bu sektör, bazı davalar, yargılanmalar, hak, hukuk, adalet konuları ve bu sektörle ilgili konuların da yine ünlü kişilerin de yine göz önünde olan kişilerin de dikkat çekmesi ve onlarla ilgili önemli kararların oluşması da mümkün görünüyor. Bu arada güzellik deyince Venüs çok güçlü. Venüs güçlü olunca, Jüpiter'le de güzel bir açısı olunca birçok kişi için aslında böyle bir güzellik, estetik, bakım gibi konularda güzel fırsatlar yaratabilir bu tutulma. Özellikle bazı burç gruplarının işte terazi, boğa, balık, ikizler, aslan, kova gibi. Yani bu burçlarımızı daha çok desteklediğini de söyleyebilirim. Evet, 113 nolu Saros'a ait bir tutulma bu. Biliyorsunuz Saros döngüleri kendi içinde bir belirli bir döngüleri vardır ve tekrarlanır ve 19 yıllık bir periyotları var. 2005 yılına şöyle bir dikkat çekmek istiyorum. Özellikle 2005 yılının Mart ayını, Nisan ayını gözünüzün önüne getirin. Çünkü yine aynı derecede bir tutulma olmuştu. O dönemde yaşamınızda olan konular tekrar kendini hatırlatabilir. Tabii ki aynaları olmayacaktır ama benzer ev alanlarınız tetiklendiği için benzer konular kendini gösterebilir. Bununla birlikte daha kısa döngülerde de 9 yılda bir yine aynı aksarda tutulma yaşarız. İşte 2014-2015 yıllarında da yine Koç terazi tutulmalarını yaşıyorduk. Bu dönemi de şöyle bir hatırlayın. 2015 yılı özellikle bahar dönemi, 2014 sonbahar, Ekim dönemi gibi döngülerde yine terazi koç tutulmaları sizin yaşam alanlarınızda benzer tesirler ortaya çıkarmış olabilir. Ay tutulmaları ruhsal, bedensel, zihinsel bizi daha fazla etkileyebilir. Duygularımızı kontrol etmemiz biraz zorlaşabilir. Sağlık konuları da tabii ki hassasiyet kazanabilir. Terazi tutulması özellikle bel bölgesi ve böbrekler için çok önemlidir. Yine kadınlarda biraz daha cinsel bölgeler, hormonal sistem burada hassas olabilir. Bu bölgelerdeki operasyonların, müdahalelerin, özellikle ameliyatların dikkatli, yani ameliyat zaten tam tutulma anında bunları önermiyoruz. Ama bu bölgelerdeki rahatsızlıklar, kronik sorunlar kendini gösterebilir. Eğer yanlış bir tedavi uygulanıyorsa bunları değiştirmek için fırsat da yaratabilir. Doğru yollar bulabilirsiniz. Ya da hayatınızın kalitesini arttırmanız, yaşam konforunuzu arttırmanız, sağlığınızı iyileştirmeniz için de size bu tutulma önemli yollar gösterebilir. Belki doğru bir beslenme programını bulmanız, işte doğru bir yaşam tarzı edinmeniz, zararlı alışkanlıkları bırakmanız ve benzeri konularda da yine önemli destekler bulabilirsiniz tutulma ve tutulmayı takip eden günlerde. Tutulma aksı yükselende ikizler olduğu için 5 ve 11. akslarda oluyor ve 5. evde görülüyor. Türkiye'de özellikle bulunanlar için 5. ev biraz daha yaratıcı konular, aşk, romantizm,
çocuklarla ilgili konular, sanatla ilgili konular, keyif aldığımız hobilerimiz, eğlenceli konularla ilgilidir. Beşinci ev tutulmaları aslında mutluluk veren tutulmalardır. Yani buralarda bizi mutlu edecek şanslı gelişmelerle karşılaşabiliriz. Fırsatlar olabilir, yeteneklerimizi keşfedebiliriz. Çocuk sahibi olmak isteyenler için çok güzel fırsatlar çıkabilir. Eğer burada sorunlarınız varsa bunu çözüm yollarında bulabilirsiniz. Ve terazi tabii ki aşk demek. Venüs de balıkta olunca aşk ve romantizm için bence hak edenler için de çok güzel gelişmeler olabilir. Bu tutulmada beklentileriniz karşılanabilir. Hatta sürpriz durumlar da söz konusu olabilir. Şimdi tutulmaları yükselen burçlarınıza göre sizin için kısa kısa özetlemek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, terazi burcundaki ay tutulması tabii ki sizin için çok önemli bir tutulma. Üstelik 8 Nisan'da burcunuzda yine bir güneş tutulması yaşayacağız. Koç terazi tutulmaları geçtiğimiz 2023 Nisan'ından bu yana harekete geçti ve sizin de yaşamınızda çok belirleyici olabilir ve halen daha devam ediyor. Önümüzdeki 6 ay bu tutulmaların etkileri yaşamınızda öne çıkacak. Evet, şimdi terazi olunca tutulma karşınızdaki kişiler, içinde bulunduğunuz ilişkiler, ikili ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler, eşiniz, partneriniz, yakın arkadaşınız ve benzeri konular özellikle öne çıkıyor. Bu bir dava içerisindeki karşınızdaki rakibiniz de olabilir. Eğer yaşamınızda bir mahkeme konusu varsa tabii ki terazi adalet arayışlarınızı, mahkeme süreçlerinizi de etkiliyor. Hak arayışlarınızı da etkiliyor. Bir iş içinde ya da bir ilişki içinde bir rakibiniz varsa rakibinizle ilgili konuları da tetikleyebilir. Ay tutulması duygusal konularda önemlidir. Dolayısıyla bir tamamlanma, bir dönüşüm enerjisi de veriyor size. Bir ilişkide bir sorun varsa onu fark etmeniz ama çözüm yollarını bulma konusunda da bu çok yardımcı olacağını söyleyebilirim bu tutulmanın. Evlilik konularında da önemli etkiler getiriyor. Evlenmek isteyen koçlar, evlilik hazırlığı yapan koçlar, hayatınızda kadersel anlamda karşılaşmalar, evlilik kararları söz konusu olabilir bu tutulmayla beraber. Eşinizin, partnerinizin yaşamında önemli gelişmeler olabilir. İşte eşinizin kariyeriyle ilgili, genel sağlığıyla ilgili alanlarda, şimdi Venüs de balık burcunda olunca biraz eşinizin günlük yaşamı, eşinizin iş hayatı, eşinizin sağlığı ve benzeri buralarda sorunlarınız varsa bu tutulma vereceği farkındalıkla beraber her şeyi biraz daha netleştirirken aslında doğru çözümleri de karşınıza çıkarabilir. Evet, bitenler bitebilir. Yeniler, sağlamlar devam edebilir bu tutulmayla birlikte. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bu tutulmanın direkt sizinle ilgili olduğunu ve çok etkili olacağını söyleyebilirim. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, terazi burcundaki ay tutulması 6. evinizde meydana gelecek. Sizin gibi bir venüsyen burç terazi ve yönetici gezegeniniz balık burcunda bu tutulma sırasında. Dolayısıyla balık burcundaki Venüs'ten de güzel, olumlu bir tesir alıyorsunuz aslında. Günlük hayatınızın detaylarına, çalışma koşullarınız ve tabii ki iş koşullarınızı işaret ediyor bu tutulma. Bununla birlikte sağlığınız öne çıkıyor. Tutulma sırasında sizin için doğru bir işi bulabileceğiniz gibi çalışma düzeninizde bir değişim de olabilir. Ya da bir işten ayrılmak istiyorsanız artık, hani zorla götürdüğünüz bir işse bitirebilirsiniz bunu, tamamlayabilirsiniz. Yanınızda çalışan kişiler varsa burada düzenlemeler olabilir. Ya da bir eleman istiyorsunuz, bunu bulabilirsiniz. Ya da memnun olmadığınız bir yardımcınız ayrılabilir yanınızdan. Genel sağlığınızı iyileştirmek adına yeni bir beslenme programına başlamanız, bir diyete başlamanız, spora başlamanız, yaşam koşullarınızı değiştirmeniz mümkün görünüyor. Günlük hayatınızda önemli bazı radikal kararlar verebiliriz. Bu giyim, kuşam, imaj da olabilir. Yani genel olarak kendinizle ilgili bir imaj değişimi de yapabilirsiniz. Evcil hayvanlarınızla ilgili önemli durumlar var. Evcil hayvan sahibi olmak isteyen boğa burçları için evet bu tutulma bir evcil hayvan getirebilir. Ama evcil hayvanlarınızın bakımları, onların sağlıkları gibi bir konular da çok hassas olabilir. Bunların biraz daha öne çıktığını, sizin için önemli olabileceğini ve tutulma ve tutulmayı takip eden günlerde daha fazla dikkat çekebileceğini de söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda
5 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa bu bahsettiğim konular biraz daha öne çıkacaktır. Ama unutmayın, Venüs sizin için güzel bir pozisyonda, Balık'ta ve üstelik burcunuzdaki Jüpiter'le de çok güzel bir etkileşim içerisinde. Maddi manevi kazançlar anlamında hayatınızda daha bereketli, daha kısmetli bir döngü olduğunu, bu tutulmanın da belki birçok sorununuzu çözmek için size önemli yardımlar getireceğini söyleyebilirim. Jüpiter'in boğadaki potansiyelini bu tutulmayla çok güçlü bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, terazi burcundaki ay tutulması sizin 5. evinizde meydana gelecek hava elementi bir tutulma ve dolayısıyla olumlu bir açı alacaksınız bu tutulmadan. Merkür yönetici gezegeniniz Koç burcunda bulunuyor. Sosyal anlamda hareketliliğin arttığı bir dönemdesiniz aslında. Aşk, ilişkiler, romantik konular, çocuklarınızla ilgili alanlarda bu tutulma size kısmetler getirebilir. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız, evet, tutulma bir haber, bir sürpriz getirebilir. Bir sorununuz varsa bunu çözüm yollarını da bulabilirsiniz. Maddi manevi kazançlar anlamında özellikle şansa ihtiyacınız olan alanlarda, hani bu bir yatırım kararınız olabilir, biraz spekülatif alanlarda da hareketlilikler olabilir. Ama genel itibariyle yani verimli ve kısmetli bir dönemdesiniz. Doğru kararlarla değerlendirebilirsiniz bu dönemi, çok kazançlı çıkabilirsiniz. Bir eğitime başlamanız için, bir hobiye başlamak için, hayatınızda yenilikler yapmak için bu tutulma size cesaret veriyor. Dolayısıyla yeteneklerinizle fark edilebilir, başkaları tarafından onurlandırılabilirsiniz. Maddi manevi ödüller de alabilirsiniz sevgili ikizler. Özellikle önümüzdeki dönemde tutulma ve tutulmayı takip eden dönemde sevdiklerinizden güzel jestlerle karşılaşmanız, iş ve kariyerinizde özellikle yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz imkanların ortaya çıkması mümkün görünüyor. Eğer burada sizin için doğru olmayan bir işteyseniz, yani fark edilmiyorsanız, değer görmüyorsanız ya da yeteneklerinizle ilgili değilse bu iş, tabii ki değişimler de yapabilirsiniz. Yani bu imkanları da size veriyor. Dolayısıyla hani sadece iş olsun diye bir yerde çalışıyorsanız buradan ayrılabilir. Tamamen ilgi duyduğunuz alanda, sevdiğiniz alanda kendinizi geliştirmek için adımlar da atabilirsiniz. Çocuklarınız, çocuklarınızın eğitimleri, çocuklarınızın kariyerleri ve benzeri konularda da bu tutulmanın yine önemli etkiler getirmesi, bazı hedeflerinize sizi ulaştırması mümkün görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa tutulmadan çok güzel olumlu bir destek alıyorsunuz. Öncü burçlarda Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak, bu burçların 0 ile 10 derecesi aralığında gezegenleriniz bulunuyorsa yine tutulmanın sizin için etkili olacağını, hareketli olacağını söyleyebilirim. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, öncü bir burçsunuz. Dolayısıyla tabii ki terazi burcundaki tutulma sizin için çok önemli. Zaten bu koç terazi tutulmaları genel itibariyle yaşamınızda ailevi konular, kariyer, geleceğinizle ilgili konular, yani önemli köşe başlarında çok etkili olduğunu söyleyebilirim. İşte bu tutulmada onlardan biri. Dördüncü evinizde meydana gelecek. Biraz daha ailevi konularda hassasiyetiniz olabilir, duygusal konular olabilir sizin için. İşte anneyle ilgili, ebeveynlerle ilgili, ev yerleşimle ilgili konuda bir konu varsa, mesela hani bir taşınma mevzunuz var, belki de Ekim ayından beri gündemde var, ya da bir aileyle ilgili bir mesele var, işte kentsel dönüşüm gibi bir konunuz var, evlilik ve ayrılıkla ilgili bir konunuz var, yuvayla ilgili, tüm buralarda artık her şey aydınlanıyor ve bir sonuca ulaşma zamanı. Evet, bu tutulma duygusal olarak sizi etkileyebilir ama sorunlara da çözen bir tutulma aslında. Yani hareket etmekte zorlanıyorsanız, bir evden çıkmak istiyorsunuz, bir şeyi satmak istiyorsunuz ya da bir ev almak istiyorsunuz, evlenmek istiyorsunuz ya da doğru bir ilişki değilse boşanmak istiyorsunuz. İşte buralarda bu tutulma aslında sizi kısıtlayan koşullar neyse, hani bunları çözmek için gereken maddi manevi yardımları alabilmek için de çözüm yolları bulabilecek, hani daha kısmetli bir tutulma, daha destekleyici bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Eğer anne baba ve ebeveynlerle ilgili hassasiyetleriniz varsa, onların sağlıkları olabilir, onların ilişkileri, onların düzenleri olabilir. Bu tutulmanın da bazı dönüşümler getirmesi, yol ayrımları getirmesi de mümkün görünüyor. Ve özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bu tutulmadan
direkt etki alıyorsunuz. Bu yüzden çok etkili, çok kadersel tesirlerin çalışabileceğini söyleyebilirim. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, terazi burcundaki ay tutulması 3. evinizde meydana gelecek. Yakın çevrenizde olup bitenler sizi çok etkileyebilir bu dönemde. Zihniniz hareketli, düşünceleriniz çok hareketli, çok meraklısınız. Dolayısıyla bir şeyleri öğrenmek için eğitim gibi konularda bu dönem hevesli olabilirsiniz. Eğitimler, kurslar ve bu süreçte belki bazı önemli kararlar vereceksiniz. Eğer daha önceden başladığınız bir eğitimse bunu bitirebilir, tamamlayabilirsiniz, sertifikanızı alabilirsiniz, diplomanızı alabilirsiniz ve yeni bir şeylere de yolculuk yapabilirsiniz. Bir şeyleri yazmak, konuşmak, anlatmak, tasarlamak için, yani kendinizi ifade etmek için son derece güçlü bir tutulma etkisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Siz aslında şanslılardansınız, yani güçlü destekler alıyorsunuz bu tutulmada. Kardeşlerle ilgili konular aktifleşebilir. Yani aile ve kardeşlerle ilgili bir gündeminiz varsa, bu bazen hani kardeşler arasında bir anlaşmazlık da olabilir. Bir mahkemeniz, bir davanız, yasal bir süreciniz de olabilir. Bunları çözmek için de artık doğru adımları atmanız ya da bir davanın sonuçlanması, bir karar vermeniz, bir anlaşmazlık varsa çözümlemeniz, barışmanız ve benzeri konular olabilir. Kardeşlerinizin hayatında önemli gelişmeler olabilir, dikkat çekici. Komşu ilişkilerinizde dönüşümler olabilir, değişimler olabilir. Yeni komşunun gelmesi, işte belki taşınmalar, yer değişimleri ve benzeri, böyle çevresel anlamda da hayatınızda bazı etkilerin olabileceğini söyleyebilirim. Bu tutulmanın yöneticisi Venüs Balık burcunda olacak. Dolayısıyla 8. evinizde de güçlü bir gezegen birleşimi var. Hani ilişkilerle ilgili, eğitimle ilgili, ticari girişimlerinizle ilgili, belki parasal konularda da bazı destekleriniz var. Hani bir kredi almak gibi. Hani burada çözüm yolları bulabilirsiniz. Kendi işinizi kurmak için belki bir destek ya da bir eğitim için bir burs almak ve benzeri konularda böyle maddi destekler de alabileceğiniz bir süreçtesiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda 5 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu tutulma çok tesirli olacaktır. Güneşinizle yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarında bir aslansanız tabii ki çok daha destekleyici, olumlu tesirler alacağınızı da söyleyebilirim. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Terazi burcundaki ay tutulması 2. evinizde olacak. Koç terazi tutulmaları geçtiğimiz yıldan bu yana parasal kazançlarınız, maddi durumunuzla ilgili çok belirleyici aslında. İşte bu tutulma da böyle bir tutulma. Şimdi geçtiğimiz Ekim'de eğer iş ve parayla ilgili bir konunuz devreye girdiyse, bir şeylere, bir girişime başlamış olabilirsiniz. Bir niyet olabilir, bir iş başlangıcı olabilir ya da parayla ilgili bir mevzunuz olabilir. Bu tutulmada artık bir şeylerin netleşmesi, o döngünün sona ermesi ve bazı sonuçlarını almanız da mümkün görünüyor. Yönetici gezegenin Balık'ta ve 7. evinizde olması ve birçok gezegenle birlikte aslında ilişki dinamiklerinizde, yani işbirlikleri, ilişkiler, anlaşmalar, sözleşme, hatta evliyseniz eşinizle ilgili konular, partnerinizle ilgili konular, yani buraların biraz hani parayla bağlantılı konuların devreye gireceğini söyleyebiliriz. Bir parasal anlaşmazlık varsa eşinizle ya da ortağınızla, hani şimdi bunu çözebilirsiniz. Bu bir davaysa, bir mahkemeye taşınmış bir şeyse, yasal bir şeyse sonuçlarını alabilirsiniz. Örneğin. Bununla birlikte işbirlikleri için aslında destekler veriyor size. İşbirliklerinde parasal bir sorununuz varsa, bir yatırımla ilgili bir konunuz varsa bir destek bulabilirsiniz. Bir ortaklı iş ve girişiminizde destekleriniz söz konusu olabilir. Eşinizle birlikte yine maddi durumunuzla ilgili kaynaklarınızı değerlendirmek adına bazı kararlar verebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda 5 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu tutulmanın sizin için para konularında çok etkili olacağını, önemli olacağını söyleyebilirim. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, burcunuzda bir ay tutulması meydana geliyor. Kuşkusuz çok önemli. Evet sevgili burçtaşlarım, biliyorsunuz ben de bir terazi burcuyum. Şimdi bu tutulma geçtiğimiz Ekim ayındaki tutulmayla bağlantılı olabilir. O dönemde hayatınızda başlayan bir şeyler varsa bu tutulmayla birlikte sonuç alabilmeniz, bazı farkındalıklarla, dönüşümlerle karşılaşmanız mümkün görünüyor. Özellikle terazi deyince tabii ki ilişkiler, işbirlikleri, biraz hayatımızda böyle denge, uyum, huzur arayışları ön planda. Estetik, güzellik, kişisel bakım gibi konular da ön planda. Ve tutulma sırasında
Venüs balık burcunda olacak. Yüceldiği bir pozisyon, çok güçlü olduğu bir pozisyon. Birçok gezegen balık burcunda. Günlük hayatınıza, alışkanlıklarınıza biraz dikkat çekiyor. Tabii ki iş, meslek ve çalışma koşullarınıza. Burada bir düzenleme yapabilirsiniz. Yeni bir işe başlamak olabilir. Ya da çalıştığınız bir işte belki bazı koşulları değiştirebilirsiniz, düzenleri değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte sağlık konularına tabii ki dikkat çekiyor. Çünkü özellikle güneşimiz üzerinde bir tutulma oluyorsa ya da yükselen burcumuz üzerinde sağlığımızı çok etkileyebilir. Bedensel yapımızla ilgilidir. Ve üstelik birçok gezegen ve yönetici gezegende 6. evde olunca burası da sağlık alanı. Demek ki sağlığınızla ilgili konularda bu tutulma öne çıkıyor. Eğer bir sağlık sorununuz varsa ortaya çıkabilir. Görmediğiniz bir şey. Fark edebilirsiniz. Ve bunu iyileştirmek için de tabii ki kendinize daha fazla ilgilenmeniz gerekecek. Bu sağlık sorununa yol açan konuları bulabilirsiniz. Bu bir yanlış beslenme de olabilir. Yanlış bir tedavi de olabilir. Yaşam koşullarınız, alışkanlıklarınız olabilir. İşte bu sorunları keşfedip çözüm yollarını bulabilirsiniz. O yüzden diyete başlayabilirsiniz. Beslenmenizi değiştirebilirsiniz. Çalışma koşullarınızı değiştirebilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz. Doğru bir tedaviye başlayabilirsiniz. Herhangi bir alanda biraz daha sizin için iyileşmeler, iyileşmek için, yaşam kalitenizi arttırmak için atılacak adımlar söz konusu. Bu bir farkındalık dolunayı aslında. Bununla birlikte duygusal konularda hassas olabilirsiniz. Unutmayın, bu dolunay ve tutulma sırasında Merkür Koç burcunda, aslında Kuzey Düğüm Koç burcunda ve önümüzdeki 8 Nisan'da Koç burcunda da bir güneş tutulması yaşayacağız. Dolayısıyla ilişki dinamikleriniz de hareketleniyor ve ilişkilerle ilgili bir şeyleri düşünmeniz, tasarlamanız, belki işbirliklerine karar vermeniz ya da eşinizle, partnerinizle, genel olarak yaşam düzeniniz ve alışkanlıklarınızla ilgili ortaklaşa bazı kararlar vermeniz de burada mümkün görünüyor sevgili teraziler. Güzellik, estetik, imaj değişimleri ve benzeri konular için de çok faydalı bir, yani iyi bir dönemdeyiz. Hem retro gezegen yok, hem Venüs çok güçlü. Yani yapmayı düşündüğünüz kendinizle ilgili bir imaj değişimi, böyle bir yani estetik anlamında bir uygulama varsa, bu ay tutulması ve ay tutulmasını takip eden günlerde özellikle bu konular birazdan netleşecek gibi görünüyor. Dikkat çekecek gibi görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bu tutulmadan direkt çok kadersel, çok güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, terazi burcundaki ay tutulması 12. evinizde meydana gelecek. 12. ev biraz gizli, geri planda kalan konularla ilgili. Ay tutulması olunca da orada belki bir tamamlanma, bilinçaltında bir hareketlilik var. Hayatınızdan çıkması gereken, bitmesi gereken konulara da odaklanıyorsunuz. Aslında bir temizlenme ve arınma dönemi sizin için. Bu tutulmayla beraber işte yanlış bir ilişkiyi hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Biraz daha platonik, daha gizli ilişkiler, hani bilinçaltınızda tuttuğunuz duygular, duygusal kalıplarla da ilgili. Hani bunları çözmeniz, bunlardan kurtulmanız, arınmanız mümkün. O yüzden terapiler için, bilinçaltı çalışmaları için, sağlık, şifa çalışmaları için iyi bir dönem. Biraz daha ruhsal alana yönelmeniz, meditasyon yapmanız, iç sesinizi dinlemeniz, tefekkür içinde olmanız mümkün. Tüm bunlar sizin için bir denge sağlayacak. Zihinsel anlamda, ruhsal anlamda dengenizi bulmanızı sağlayacak. Yardımlaşma temaları çok öne çıkabilir. Yani ihtiyaç sahipleriyle ilgilenebilirsiniz. Maddi manevi yardımlar, desteklerde bulunabilirsiniz. Biraz da hayatın manevi yönlerine daha fazla çekilebileceğiniz bir dönemdesiniz. Gezegeniniz Mars'ın da balık burcunda olması bu etkileri daha da bir güçlendirecek gibi görünüyor. Bununla birlikte tabii ki terazi sanatı destekler. Sanatla ilgili çalışmalarınızda ilham akışının artması, biraz daha böyle zaman ayırdığınız takdirde güzel üretimler getirebilir hayatınız. Yani bir müzik, resim, tasarımsal bir şey. Yani bu alanlarda aktif olabilirsiniz. Ya da kendinizle ilgili bir yeteneğinizi keşfedebilirsiniz. Bu yeteneğinizi geliştirmek için daha fazla çaba harcayabilirsiniz örneğin. Eşinizin ya da sevdiğiniz kişilerin yine sağlıkları ya da onların iş hayatları, meslek ve buralarda bazı sorunlar varsa, hani çözüm bekleyen konular, bu alanlarda desteklerin gelmesi mümkün. Çünkü Jüpiter ilişkiler evinizde, eş, partner, ilişkiler ve bu alanlarda şanslarınızı arttırıyor. Eşinizin daha fazla destek alabileceği bir dönem. Özellikle ilişkiler, romantik ilişkiler 5. evinizdeki Venüs geçişiyle de birlikte bu dönemde sizin için çok daha keyifli, çok daha destekleyici olabilir. Çocuklarla da ilgili hareketlilik ön planda. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız sevgili akrepler. Ama bazı sorunlarınız da olabilir.
İşte bu sorunları çözmek için doğru bir hekime ulaşmanız, doğru bir şifa yolu bulmanız, doğru bir uygulama yapmanız, hani bir sorunu fark etmeniz ve çözmeniz için de size güzel açılımlar getirebilecek bir tutulma etkisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz varsa tutulma etkilerinin çok daha önemli ve etkili olmasını bekleyebiliriz. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, terazi burcundaki ay tutulması 11. evinizi aydınlatacak. 11. evdeki tutulmalar, dolunaylar aslında biraz daha geleceğimizle ilgili hayallerimiz, umutlarımız, projelerimizle ilgilidir. Ve dolunay genel olarak bir tamamlanma ve sonuç alma döngüsüdür. Bu bir amacınıza ulaşmanızı, bir niyetinizin tamamlanması ya da bir projenin sonuçlanmasını sağlayabilecek bir tutulma aslında. Özellikle geçtiğimiz Ekim ayında başlamış işleriniz, girişimleriniz varsa şimdi bunun sonuçlarını alabilirsiniz. Bunun sonucunda bir ödül almanız, bir başarı elde etmeniz, özellikle iş ve kariyer konularında fark edilmeniz mümkün. Bu bir mevkinizde bir yükselme de olabilir, parasal bir başarı, bir kazanç da olabilir. Sosyal alanlarda hareketliliğin arttığı bir dönemdesiniz. Tutulma ve tutulmayı takip eden günlerde daha fazla sosyalleşebilir, gruplar içerisinde yer alabilirsiniz. İşte bunlar toplumsal organizasyonlar olabilir, dernek, vakıf, kulüp çalışmaları olabilir. Buralarda bazı kararlar verebilirsiniz ya da hani bazı üyeliklerinizi bitirebilirsiniz, yol ayrımları da olabilir. Her türlü sosyal işlerinizde, tabii ki arkadaşlıklarda yeni tanışmalar olabileceği gibi bazı arkadaşlarınızla da ilgili dikkat çekici durumlarla karşılaşabilirsiniz sevgili yaylar. Özellikle gezegeniniz Jüpiter Boğa burcunda olacak. Venüs'ün de Balık burcundaki olumlu bir desteği var. Bu dönem biraz daha sizin için sanki hani ailevi alanlarda daha fazla huzur getiriyor. Evde çalışanları destekleyebilecek bir dolunay döngüsü olduğunu söyleyebilirim. Aileyle ilgili endişeleriniz varsa, mesela ebeveynlerinizin sağlığı gibi, hani buralarda da güzel çözümler ortaya çıkabilir. En azından 6 aydır belki uğraştığınız bir konu burada sonuç verebilir, tamamlanabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların 5 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa tutulmadan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, evet öncü burçlar birinci derecede etki alıyor. Siz de bir öncü burçsunuz. Tutulma terazi burcunda, haritanızın en tepesinde 10. evinizde meydana gelecek. Kariyeriniz, toplumdaki statünüz, gelecek planlarınızla ilgili konularda önemli dönüşümler olabilir. Bu ne demek? Yani iştir, meslektir. Bununla birlikte medeni durumunuzdur. Yani toplumda sizin statünüz nasıl? Hani bununla ilgili bir konum. Ebeveynlikle ilgili bir statünüz de olabilir. Anne baba olmak gibi. Şimdi burada bir sonuç alabilirsiniz. Örneğin bir işten ayrılabilir, bir işe girebilir, evlenebilir, ayrılabilir ya da çocuk sahibi olabilirsiniz gibi. Daha etkili bir tutulma aslında baktığımızda. Yani çok önemlidir 10. ev çünkü. Buradaki tutulmalar hayatımızda yaşamımızın ana döngülerinde çok etkili çalışır. Geçtiğimiz Ekim ayında da zaten burada bir tutulma oldu. Yani o döngüyle beraber bağlantılı da olabilir. Hani mesleki konularda verdiğiniz kararların sonuçlarını da alabilirsiniz bu tutulmada. Birazdan üstlerle ilişkiler, otorite figürleriyle ilgili konular, işte tabii ki aile içerisinde ebeveynleriniz, anne, baba, onların sağlıkları, onların düzenleri, onlarla ilişkileriniz falan gündemde olabilir. Şimdi tabii ki size kare açı yapıyor terazi. Biraz duygusal gerginliklerin, hassasiyetlerin artması mümkün görünüyor bu tutulmada. Yönetici gezegen Venüs Balık burcunda 3. evinizde olacak. Birçok gezegende Balık burcunda. Biraz ailevi konular, belki kardeşlerle ilgili konular var. Biraz kalabalıklar var yakın çevrenizde. Destekleri de alabilirsiniz. Hani bir parasal ihtiyacınız varsa parasal konularda şanslısınız. Burada belki biraz hani yatırımların geri dönüşlerinin iyi olması, kazanmanız, hani şansa ihtiyacınız olan alanlarda destekler almanız da mümkün görünüyor. Ailenizle ve sevdiğiniz kişilerle birlikte güzel programlar yapabilirsiniz. Belki çocuklarınız, çocuklarınızın işi, kariyeri, hani çocuklarınızın mesleği ve onlarla ilgili alanlarda bu tutulma size güzel yollar açabilir, kapılar açabilir, bir sorunu çözmeniz için çok destek olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa tutulmadan alacağınız etkiler daha güçlü olabilir sevgili oğlaklar.
Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, terazi burcundaki ay tutulmasından en şanslı etkileri alan burçlardan biri sizsiniz. Hava grubu bir burçsunuz ve terazi burcundaki tutulma 9. evinizde meydana gelecek. Üstelik Türkiye'de yaşayanlar için, yükselende de ikizler olduğu için hava elementinin gücü biraz daha artıyor bu tutulmada. Uzak hedefleriniz olabilir, yurt dışı konularınız, seyahat planlamalarınız, özellikle belki biraz daha hani akademik çalışmalarınız, üniversite işleriniz, eğitim konuları falan, buralarda hızlı gelişmelerin olabileceği bir dönemdesiniz. Geçtiğimiz Ekim ayında başlamış bir konunuz varsa, bu bir dava, bir hukuksal işiniz olabilir, bir mahkeme olabilir, bir hak arayışınız olabilir ya da bir eğitim olabilir. Ya da yurt dışı ile ilgili bir konunuz var. Belki yurt dışında yaşamak için girişimleriniz var ya da okumak için ya da iş yapmak için, işte bunlar vize işleri, pasaport işleri olabilir, yerleşim işleri olabilir ve benzeri çeşitli konular olabilir. Daha çok biraz yasal konularla da ilgili aslında tutulma. Medya ve yayıncılık işlerinde çalışanlar için bu tutulma önemli olabilir. Yargıda çalışan, adalet mekanizmasında çalışanlar için önemli olabilir. Özellikle internettir, işte sosyal medyadır, bilişim sektörü ve bu alanlarda iş yapan kovalar için yine çok önemli bir tutulma olabilir. Harcadığınız emeklerin sonuçlarını alabilirsiniz. Yani bir başarı getirebilir, bir sonuç alma, bir tamamlanma, bir haber gelmesi söz konusu olabilir. Seyahatleriniz olabilir. Planlı ya da plansız tutulmayla beraber. Tutulma yöneticisi Venüs balık burcunda olacak. Şimdi para evinizde de çok gezegen var. Şimdi Venüs burada iyici bir gezegen ama Satürn ve Mars da orada. Harcamalarınız artabilir. Harcamalarınız artmasıyla beraber evet parasal bazı sorunlarınız da var. Bir süredir mücadele ediyorsunuz. Ama Venüs'ün burada çok yardımcı ve etkisi var. Özellikle Jüpiter'in de boğa burcundan vereceği destekle bir parasal ihtiyacı karşılamak için gerekli kaynakları bulabilirsiniz ya da işte burada bir tıkanıklık varsa mesela bunun açılması, parasal akışın iyileşmesi ve benzeri konularda da önemli destekler alabilirsiniz aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa tutulmadan güzel bir üçgen açı alıyorsunuz. Bu şanslı etkileri arttıracaktır. Eğer öncü burçlarda gezegenleriniz varsa tabii ki tutulmanın tesirleri daha fazla artıp hareketlenecektir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, terazi burcundaki ay tutulması 8. evinizde meydana gelecek. Koç terazi aksındaki tutulmalar geçtiğimiz yıldan bu yana biraz daha sizin için mali durumlar, borç alacak konuları, kazançlar, giderler, özellikle hisseli paralar, eşinizin kaynakları ve benzeri alanları etkiliyor. Şimdi bu tutulma biraz hani geçtiğimiz Ekim ayıyla da bağlantılı olabilir. O dönemi şöyle bir gözden geçirin. Emeklilikle ilgili bir konunuz varsa, bir beklentiniz varsa netleşebilir. Sigortayla ilgili bir konunuz, işte bir borcu ödemek, yapılandırmakla ilgili bir konunuz, bir kredi başvurusu ve benzeri konunuz buralarda bir netleşme sağlayabilir. Sorunlar çözülebilir, örneğin açılımlar olabilir. Eşinizin kaynakları ile ilgili, gelirleri giderleri ile ilgili belki bir dönüşüm var. Evet, bu bir işe girme, bir kazanç olabileceği gibi hani bir işten çıkma, hani orada bir hani gelir gider dengesinde bir değişim de söz konusu olabilir ama genel itibariyle bu tutulmanın yöneticisi Venüs sizin burcunuzda. Jüpiter'den de güzel bir etkileşim içerisinde. Hani birçok açıdan bu tutulma daha hayırlı bir tutulma aslında. Yardımcı, hani maddi manevi destekler getiren bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Parasal konularda da bu destekleri alabilirsiniz. Güzellik, estetik, kişisel bakım gibi konularda çok destekliyor sizi bu tutulma. Dolayısıyla hani böyle bir operasyon olabilir, hani kendinizle ilgili yapmayı istediğiniz bir uygulama olabilir. Buralarda biraz daha size cesaret verecek gibi sanki önemli bir etki altındasınız. Ama tabii ki sağlıkla ilgili de bir uygulama olabilir. İlla estetikle ilgili olmasa gerekmiyor. Sağlıkla da ilgili bir şifa arayışı nedeniyle mesela bir operasyon, bir tedaviniz olabilir. Bunun da yine sizin için hayırlı, güzel, inşallah güzel sonuçları söz konusu olabilir. Jüpiter boğa burcunda 3. evinizde olacak. Burcunuzdaki Venüs de güzel bir açıda. Bu tutulmanın size farklı bazı fırsatlar getireceğini de söyleyebilirim. Örneğin kardeşlerden daha fazla destek alabilirsiniz. Bununla birlikte eğitim konularında şanslısınız.
herhangi bir konuda kendinizi geliştirmek için bir eğitime başlamak istiyorsanız güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir ve daha fazla seyahat imkanı karşınıza da çıkabilir sevgili balıklar. Yani eğitim için olabilir, iş için olabilir, keyif için olabilir ama bu tutulma size önümüzdeki birkaç ay daha fazla gezmek, daha fazla seyahat etmek imkanı da verebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz varsa bu etkileri daha güçlü hissedebilirsiniz.